city lights and business nights, when you require streetcar desire for higher heights. No place for beginners or sensitive hearts. When sentiment is left to chance, no place to be ending but somewhere to start. No need to ask, he's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Western Mail, cross the north and south to Key Largo. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2020-2021 ödül töreninde sizlerle birlikte olmaktan ben Fatih Mühürdar. Ben Necep İlim. Büyük mutluluk duyuyoruz ve hepinize hoş geldiniz diyorum efendim. Evet, böylesine özel ve seçkin bir gecede biz de burada sizlerle birlikte olmaktan ve görev almaktan son derece onurluyuz. Umuyoruz müthiş bir gece, çok şık bir ödül töreni olacak ki buradaki hanımefendiler ve beyefendiler olmanızla renklendirdiniz bu ortamı da. Biz de sizlerle birlikte olmaktan bir kez daha şeref duyduğumuzu belirtiyoruz ve tekrar hoş geldiniz diyoruz. Güzel bir tanıtımımız var. Bir Hayatımız Maden tanıtım filmimiz var. Efendim hep birlikte onu izleyelim. Daha sonrasında programımız devam edecek. Litosferin %70'i sular altında. Milyonlarca yıldır bu sularda, derinlerde bizim için çalışan küçük madenciler var. İnsan saçından 4 kat ince. Diatom. Diatomlar dünyanın, oksijen kaynağının sırrı. Yeni kabuklar oluşturmak için kayalardan aşınan silikayı kullanırlar. Bu da üremelerini sağlar. Nüfusları her gün ikiye katlanır. Fotosentez yapmaya başlarlar ve dünya atmosferindeki oksijenin %30'dan fazlasını üretirler. Aldığımız 3 nefesten birini tamamen deniz altındaki o ufaklıklar üretti. Bu sebeple yeryüzündeki tüm canlılar hayatlarını bir bakıma diatomlara borçludur. Diatomlar sadece hayatta yaptıklarından dolayı değil, ölünce yaptıkları şeyden dolayı da önemlidir. Öldükten sonra çökelerek birçok canlıya besin olmuş ve bugün kullandığımız petrolün çok büyük bir bölümünü oluşturmuştur. Çökelen diatomlar katmanlaşır ve diatomiti oluşturur. Tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren, bizi pırıl pırıl bir geleceğe taşıyan yer kabuğundaki saklı maden. İnsanlık tarihi kadar eskidir madencilik tarihi. Üstelik üzerinde yaşadığımız topraklarda, Anadolu'da başlayan yoktan. İnsan elinden çıkmış
en görkemli yapılarımıza biçim veren madde. Maden. Göğü yırtan gökdelenlerimiz, sapasağlam köprülerimiz, havaalanlarımız, tren yollarımız hepsi madenlerle şekillendi. Kullandığımız arabalardan, içinde yaşadığımız evlere, bilgisayarlardan telefonlara kadar yaşamamız için vazgeçilmez olan hemen her şey madencilik ürünleriyle varlık kazandı. Madenlerin uzun ve risklerle dolu arama dönemleri, zor doğa koşullarında gerçekleştirilen üretim faaliyetleri ve çıkarılan madenlerin zenginleştirilmesi bu sürecin zorlu duraklarıdır. Maden üretimi başta insan emeği ve teknolojinin imkanlarıyla gerçekleştirilmekte, bu süreçte de insan ve çevrenin yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Biz madenciler olarak maden veya çevre demiyoruz. Biliyoruz ki veya dediğimizde veya ile bağladıklarımızın birinden vazgeçmek zorundayız. Oysa biz ne madenden ne de çevreden vazgeçebiliriz. Bu nedenle biz biliyoruz ve inanıyoruz ki insana ve çevreye duyarlı ve katkı sağlayarak dünya standartlarında madencilik yapabilen, yapan teknik kapasitemiz, insan kaynağımız, teknolojimiz, mühendislerimiz var. Sürdürülebilir madencilik ilkeleri doğrultusunda yerin yüzlerce metre derinliklerinde gömülü olan yeraltı kaynaklarımızı aramaya, keşfedilenleri bulunduğu yerden çıkarmaya ve zenginleştirmeye, maden kapama ve rehabilitasyon faaliyetlerini çevre ile uyum içinde yapmaya devam edeceğiz. Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız bu güzel gecemizin açılış konuşmasını yapacak. Çok sevdiğimiz değerli hocamız Profesör Doktor Güven Önal'ı alkışlarımızla sahnemize davet ediyorum efendim. Çok hoş geldiniz. Değerli Bakan Yardımcım, Sayın Genel Müdürlerim, çok değerli sivil toplum örgütü başkanlarım, basın mensupları ve saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Bu ödül töreni gecemize hoş geldiniz. Ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 3 yıldır yapamadığımız, salgın nedeniyle ertelediğimiz ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Burada hepinizin bildiği gibi veya bilmediği gibi bilim ödülleri, üretim ödülleri, çevre ve iş sağlığı güvenliği ödülleri, ayrıca bir de hizmet teşvik ve hizmet ödülleri sunulacak. Ve bunların yanı sıra da vakfa ve Türk madenciliğine hizmet eden kişi ve kurumlara da teşekkür plaketleri sunulacak. Bu ödül töreni tabii daha sonra olacak. Onun için ben sizleri fazla tutmuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar.
hocam gecenize gelip bizleri onurlandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcımız Profesör Doktor Şeref Kalaycı'yı alkışlarımızla sahnemize davet ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Güzel organizasyonu yapan Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Hocamızı ve yönetim kurulu üyelerini de tebrik ediyorum. Madencilik gerçekten bugün insanoğlunun modern yaşam dediğimiz, modern çağ dediğimiz şeye ulaşmasındaki temel unsur. Yani insanoğlu madeni çıkarmış, işlemiş ve bugün sahip olduğumuz aşağı yukarı her şeyi ondan üretmiş. Yani enerjiyi ondan üretiyoruz. Cep telefonlarımız işte nadir toprak elementlerinden oluşuyor. Bilgisayarımızın içerisinde 30'a yakın maden var. Otomobil, uçak vesaire böyle her şeyi sayabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz bina, yemek yediğimiz çatal, kaşık, bıçak, bardak her şey maden. Şimdi demin Güven Hocam dedi ki bu topraklarda dedi madencilik Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamış. Doğrudur. Cumhuriyetin kurucusu önderlerimiz de madenciliğe gereken önemi vermişler. O zamanlar gerekenler yapılmış. Fakat sonraki yıllarda temel parametrelerde değişmeler olmuş. Yani önceleri sadece madeni çıkaralım, satalım parametresi belirleyiciyken daha sonraki yıllarda bunlara bir sürü parametre eklenmiş. Çevre parametresi eklenmiş. İş sağlığı güvenliği parametresi eklenmiş. Bugün Paris Anlaşması dediğimiz bir anlaşma, bir parametre olarak koskocaman bir parametre önümüze gelmiş. Atıkların değerlendirilmesi vesaire gibi parametreler eklenmiş. Otomasyon parametresi eklenmiş, eklenmiş de eklenmiş. Şimdi bütün bu değişimler toplumda şöyle bir şey yaratmış. Madenciliğe karşı maalesef ülkemizde negatif bir algı var. Yani siz maden dediğiniz zaman toplumun büyük bir kesimi buna negatif bir algıyla yaklaşıyor. O zaman bizim STK'lar olarak 15-16 tane STK'mız var. Bir arada yapmaları gereken çok 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 iş var gerçekten. Onun için birlikte çalışarak böyle organizasyonlar düzenleyerek ama daha çok sektörün dışına, topluma yönelik büyük organizasyonlara ihtiyaç var. Biz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak her daim madencinin yanında, arkasında olmaya devam ediyoruz. Oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Evet şimdi 2020-2021 madencilik ödüllerine geçiyoruz. Çok kıymetli isimler ödül alacaklar. Çok kıymetli isimler ödül verecekler. Renkli ve heyecanlı bir ödül töreni olacak. Tez ve bilim ödülleri. Öncelikle evet. Sayın Aylin Altınsoy hanımefendiyi sahneye davet ediyorum. Tabii alkışlarımızla. Afşin Elbistan kömür sahasında sismik yansıma çalışması için saha parametrelerinin belirlenmesi konusunda kendisi ödülünü alacak. Efendim buyurunuz. Hoş geldiniz Aylin Hanım. Efendim diğer ödülü alacak olan Beylikdüzü İstanbul'dan Gülpınar Pekmez diyor. Büyükçekmece Körfezi'ne bakan yamaçta gelişmiş kütle hareketleri mekanizması ve analizi Bekül Çıkırıkçı hanımefendiye alkışlarımızı alıyoruz. Buyurunuz, hoş geldiniz. Efendim yüksek lisans dalında Yusuf
Enes Pural sahneye geliyor. Üç ürünlü ağır ortam siklonunun ayarıma performansı ve simülasyonu konusunda ödül alacaklar. İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Zaman Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda bugün ödül alan arkadaşlardan Yusuf Enes Pural'ın da hocasıyım. Kendisi dün kardeşini kaybetti. Dolayısıyla katılamıyor. Çok burada olmak istiyordu aslında. Ödülü ilk duyduğunda zaten çok sevinmişti. Keşke burada olsaydı da kendi alsaydı. Ama onun yerine büyük ihtimalle ben alacağım. Bana verecekler galiba. Evet hocam. Doktora diyelim artık. Yüksek lisans ödülü. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun herkese hocam. Herkese iyi akşamlar. Sevgili Ececiğim, değerli abim beni uyardılar. Evet. Betül Hanım'la birlikte 3 tane daha, 2 kişi daha var. Betül Hanım'la birlikte Senem Çetin ve Kardelen Tolun. Hanımefendilerdi. Kardelen bir rahatsızlığı nedeniyle gelemedi ama Senem Çetin burada olmalı. Senem Çetin hanımefendi buradalar mı? Evet, geliyorlar. Hoş geldiniz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Yine bir ödülümüzü doktora tanımda veriyoruz. Yenice Çanakkale çevresinde eranyatoid sokulumlara bağlı cevher birleştirmelerin dağılımı ve metal zonlaması dalında doktora yaptı. Mustafa Çiçek Beyefendi'ye alkışlarımızı alıyoruz. Evet, bir sonraki ödülümüzde bilimsel çalışmaları nedeniyle Sayın Profesör Doktor Tolga Oyman Beyefendi'ye gidecekler. Alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Şimdi ödüllerimizi takdim edecek hocamızı davet edelim. Efendim, bu güzel ödüllerimizi vermek üzere Profesör Doktor Remzi Karagüzel'i alkışlıyoruz. Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi. Ödül alan tüm kardeşlerimi diyeyim artık, ben emeklilik yaşıma gelmiş bir öğretim üyesiyim. Hepsini gönülden kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Özellikle bitirme ödevi öğrencileri İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, benim danışmanlığını yürüttüğüm öğrenciler değil ama geldiler yanıma, benden ders aldıklarını ve ben kendilerinin ödül almasından burada çok mutlu olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Çok sevdiğim öğrencilerimi tekrar tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum.
Bülent Soylu Yönetim Kurulu Başkanımız var. Soylu Endüstriyel Ham Maddeler Anonim Şirketi'nden Ponza Madenciliği alanında en büyük satılabilir üretimi nedeniyle alıyor bu ödülü. Evet, üretim alanında Genper geliştirilmiş Perlin ve Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden efendim, Perlin Madenciliği alanında en büyük satılabilir üretim nedeniyle veriyoruz bu güzel ödülü. Mihrican Asit. Evet, yine üretim alanında Etiler Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden İhracat Müdürü Sayın Uğur Kaplan. Seramik kili madenciliği alanında en büyük satılabilir üretimi nedeniyle bu ödüle layık görülüyor. Hoş geldiniz efendim, buyurunuz. Sefiorit madenciliği alanında en büyük satılabilir üretim nedeniyle üretimde vereceğimiz bu ödülle Tolsa Türkiye Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden üretim müdürümüz Necati Yılmaz Beyefendi'yi alıyoruz. Bentonit madenciliği alanında en büyük satılabilir üretimi nedeniyle Hünye Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hamit Tecer geliyor. Ödülünü almak üzere hoş geldiniz efendim. Üretimin devleri burada. Onlara da bu güzel ödülü vermek üzere Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dündar Ergun Alp'i alkışlarımızla alıyoruz. Sayın Dündar Ergun Alp. Dündar Bey. Birlikte dünyada ikinci olduk. Kendileri de en çok üretim yapıyor. Bunu bilmeyenlere duyurmak istedim. Evet. Diğer arkadaşlarımızın da ödüllerini verelim. Teşekkür ediyoruz. Diğer ödüllerimizi de takdim edelim. Bu ödülleri niye verdiğimizi söylememiz lazım. Sepiolit diye bir şey var, Eskişehir'de çıkarıyor beyler. Ve dünya çapında bir firmadır kendileri. Yani yüz binlerce ton sepiolit çıkarıyorlar. Kimse de ne olduğunu bilmiyor olabilir. Evlerinizde kedi varsa kedi kumu olarak belki kullanıyor olabilirsiniz. Evet. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Vallahi bende iki tane var. Baş edemiyoruz kumdan hocam. Yine iki kelime edeceğim. Bentonit'te 1 milyon 700 bin ton olmuş Türkiye. 20 sene önce esamesi okunmuyordu bunun. Yani şimdi gene kedi kumu diyeceğim ama başka bir sürü şey daha yapılıyor. Hamit Bey bu işin profesörü sayılır. Kendisi İTÜ'den maden mühendisi arkadaşımız. Ben ona vereceğim kendi süresinde neler yaptığını. Evet, ben burada bentonit ve Ünye hakkında bir şey söylemezsem beni Ünye'ye koymazlar. O yüzden beyaz bentonitte dünyanın en büyük rezervinin olduğu bölge Ünye Fatsa bölgesi. Ama nedense literatürde böyle yer almıyor. Ayrıca burada özel bir şeyi söylemem lazım. Dündar Bey beni bentonite ilk başlatan kişidir. Ben Ünye'ye Dündar Bey vasıtasıyla geldim bentonit işletmeye. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz tabii ki. Ve 10 sene önce 10 bin ton olan ihracat bugün 800 bin tona çıktı Ünye Fatsa bölgesinden.
dünyada herkes Ünye'nin yerini bilir oldu. Bütün dünya ülkeleri biliyorsunuz bentonitin kullanım alanı inanılmaz geniş ama yani buradan şu iki cümleyi söylemeden gitmemem lazım. Endüstriyel olarak bakmıyorum ben bentonite. Bentonit insan, hayvan ve bitki sağlığının binlerce yıl öncesinin gerçeğidir. Tarihin her sayfasında farklı coğrafyalarda aynı zamanda aynı amaçlarla ilaç olarak kullanılmıştır. Biz bir başarımız da belki bu. Biz bentoniti insan hayatına, insan sağlığına sunduk. Lütfen hepiniz yarın bentonit ve sağlık yazın. Hamit Tecer yazın. Biraz dinleyin. İlacıları, kullandığınız ilaçları bir kenara koyun. Bentonite başlayın. Göreceksiniz sağlığınız yerinize 3 ay içinde oturacak. Bu kadar net ve kesin konuşuyorum. Teşekkür ediyorum. Peki efendim, ödül alanlara, ödül verenlere çok teşekkür ediyoruz. Onları da alkışlarımızla uğurluyoruz yerlerine. Feldspat madenciliği alanında en büyük satılabilir üretimi nedeniyle Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden Operasyonlar Direktörü Sayın Kazım Demir. Efendim, alkışlarımızı alıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hanımefendiyi de tanıyalım o zaman. Evet. Seval Hanım, siz ne görev? Üretim planlama. Beraber planlıyorsunuz. Peki efendim. Efendim, Yıl Maden Holding Anonim Şirketi'nden üretimde yine onlar da çok başarılı. Krom madenciliği alanındaki en büyük satılabilir üretimi nedeniyle değerli CEO'muz Mehmet Şevket Erol beyefendiyi alkışlarımızla alıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Şevket Bey hoş geldiniz. Evet, altın madenciliği alanında en büyük satılabilir üretimi nedeniyle Tüprak Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden Yönetim Kurulu Üyesi Efem Çukur Genel Müdürü Sayın Yaşar Dağlıoğlu geliyorlar. Efendim hoş geldiniz. Yaşar Bey hoş geldiniz. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yine üretimde başarılı. Altın madenciliği alanında en büyük satılabilir üretimi nedeniyle Ahmet İlker Doğan beyefendiyi alıyoruz. Hukuk müşaviri ve başkan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Evet, bu değerli ödül alacak isimlerimize ödülünü takdim edecek olan konuğumuz Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Yücel. Hasan Bey'in taraftarı çok vallahi. Çok alkış aldınız Hasan. Evet. Şöyle dönersek, şöyle gelin isterseniz Hasan Bey. Evet, böyle daha güzel. Size ortaya alalım efendim, bir fotoğrafımızı daha alalım ve programımız devam ediyor. Üretim ödülleri alan değerli büyüklerimize, kardeşlerimize, abilerimize teşekkür ediyoruz.
Efendim yine üretim ödülleri devam ediyor sevgili Ece. Evet. Sırada Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü kömür madenciliği alanında en büyük satılabilir üretimi nedeniyle. Evet, bu ödülü de almak üzere Genel Müdürümüz Doktor Hasan Hüseyin Erdoğan Beyefendi'ye alkışlarımızı alıyoruz. Hoş geldiniz. Efendim, kömür madenciliği alanında satılabilir üretimi nedeniyle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürümüz Sayın Serkan Keşeler geliyor. Keleşer geliyor efendim. Böyle hatalar oluyor maalesef yazılımlarda. Serkan Bey nasılsınız? Biz aynı programda beyefendi de değerli hocamızla da birlikte o güzel Madem ve İnsan programında olduk. Bana ne güzel anlattın boru. Evde bor deterjan kullanıyorum, bor cam kullanıyorum. Borun girip çıkmadığı yer kalmadı hocam. Sizin sayenizde vallahi Etibank'a çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bizim armadamız. Türkiye'nin en büyük armadalarından biri. Evet. Evet. Sıra bende. Buyurunuz efendim. Peki. Size. Etibakır anonim şirketi bakır madenciliği alanında en büyük satılabilir üretim nedeniyle yönetim kurulu üyesi Asım Akbaş beyefendiye alkışlarımızı da alıyoruz. Çorba madenciliği alanında en büyük satılabilir üretimi nedeniyle Kazan Soda Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Ünver geliyor. Kömür madenciliği alanında özel sektör olarak en büyük satılabilir üretim nedeniyle İmbat Madencilik, Enerji, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden Genel Koordinatör Gökalp Büyük Yıldız geliyor. Demir madenciliği alanında en büyük satılabilir üretimi nedeniyle Erdemir Madencilik, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Sayın Ali Türkoğlu'nu davet ediyoruz. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Türkoğlu. Evet. Ali Hocam hem ödül alacak. Efendim hoş geldiniz. Çok nazlısınız. Teşekkür ederim. Hem de ödülleri verecekler. Evet. O zaman önce ödülleri önce verelim. Ödülleri verelim hocam. Evet. Ali Bey'in ödülünü de Ececiğim bir hanımefendi olarak siz takdim edin. Ben gururla tabii ki. Evet. Ereğli Demir Çelik adını alıyor. Şöyle. O zaman birlikte fotoğraf çektirmek de bana müsaade ederseniz. Ben de çok şanslıyım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olunuz. Bu arada efendim Mehmet Ünver Beyefendi'yi bırakmak istemiyoruz. Çünkü bir ödülden ikram edilir. Takdim edeceğiz. Fotoğraf içinde, son bir fotoğraf içinde sizi bırakmıyoruz. Teşekkürler. Evet, çevre koruma ödülleri ve iş sağlığı ve iş güvenliği alanında ödüllerimiz var şimdi. Çevre koruma alanındaki başarılı uygulamaları nedeniyle
Kazan Soda Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nden, evet, Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Ünver Beyefendi bugün herhalde yok. Buradalar. Özge Atlı. Buradalar. Öyle mi? Tabii, bırak. Bana Özge Hanım'ı ya. Öyle mi? Ben de. Peki, bak bana Özge ya. Özge sen de gel, Özge Hanım. Özge Hanım siz de. Maşallah Özge Hanım, hoş geldiniz. Böyle şeyler oluyor işte, yorumlar falan çok normal şeyler. Ben de Özge Hanım'ı bilmiyordum yani. Ben de vallahi Özge Hanım'ı biliyorum. Neyse, ikimiz bile hiç olmazsa. Tamam. Bu anlaştık. Olsun, bak Özge Hanım da gelmiş. Özge Hanım da geldi, güzel oldu. Evet. Peki, çevre koruma ve rehabilitasyon alanındaki başarılı uygulamaları nedeniyle İltaş Madencilik Anonim Şirketi ve Maden Sanayi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Naci İlci Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Efendim, Çift Ay İnşaat, Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nde iş sağlığı ve güvenliği alanında onlar da güzel bir ödül aldılar. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki başarılı uygulamaları nedeniyle bu ödülü veriyoruz. Maden Grup Başkanı İbrahim Halil Kırşan Beyefendi. Oo, sevgili hocam, hoş geldiniz. Ve ödüllerini takdim etmek üzere efendim hocam, hoş geldiniz. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Caner Zambak Beyefendi'yi yine alkışlarınızı sahneye rica ediyoruz. Evet, hoş sevgili abimiz geldiler. İyi akşamlar. İbrahim Ali Kırşan hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Eliniz dolu ama ne güzel bir programdı değil mi? Vallahi tekrarını bir kez daha seyrettim. Çok güzel olmuş. Buyurun efendim. Evet, sırada basın ödülleri var sevgili basın Ece. Basın ödülleri var, evet. Evet. Efendim, son yıllarda hakikaten büyük bir atak yaptı o televizyonumuz. Bizler de zevkle izliyoruz. Bu güzel basın ödülünü de Bloomberg HD televizyonu genel müdürü Alican Türkoğlu'nu alkışlarımızla alıyoruz. Basın, yayın faaliyetleriyle madenciliğinin gelişmesine yaptığı katkıları nedeniyle. Alican Türkoğlu alkışlarımızla geliyor. Hoş geldiniz. Sayın Müdürüm, hoş geldiniz. Vallahi genç çocuk maşallah. Basın, yayın faaliyetleriyle madenciliğin gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle çok sevgili yönetmenim diyeceğim, çok sevdiğim bir isim. İnci Karaman geliyor. Yaşam ve Maden evet. Program yapımcısı. İnci Hanım hoş geldiniz. Yönetmenim hoş geldiniz. Vallahi yürek Mevlana, yüz Mevlana. Öyle güzel bir hanımefendi ki. Telefonu açıyor, diyor ki şu anda köfte pişiriyorum ama diyor Fatih diyor senden de konuşabiliyor. Yani hem ev hanımı hem de o televizyonun arkasında, o mutfakta harikalar yaratıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Cem Seymen gelmesi gerekiyordu fakat gelemedi. Basın yayın faaliyetleriyle madenciliğin gelişmesine yaptığı katkıları nedeniyle efendim yine onun ödülünü de Alican Türkoğlu beyefendiye Sayın vereceğiz. Sayın müdürüm alacaklar. Evet, genel müdürümüz alacak.
basım yayın faaliyetleriyle madenciliğin gelişmesine yaptığı katkıları nedeniyle efendim basın dalında ödülümüzü alıyor. Sektör Maden Dergisi'nin editörü Gülseren Koçar hanımefendiye alkışlarımızı da alıyoruz. Ve ödüllerini takdim etmek üzere Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın İbrahim Halil Kırşan beyefendiye yine alkışlarınızla. Tekrar hoş geldiniz. Valla ben İnci Hanım'ı bulmuşken, değerli müdürümü de bulmuşken, seneye devam ediyor muyuz inşallah insan ve maden? İyi bak sözünü de aldık, hadi bak. Yaşam ve maden, insan ve maden. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, teşekkürler. Müdürüm sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili Ece, hizmet ve teşvik ödüllerine geldi sıra. Evet. Manyezit madenciliği alanında yeni teknolojileri uygulamadaki başarılı çalışmaları nedeniyle Akdeniz Mineral Kaynakları Anonim Şirketi'nden Genel Müdürümüz Sayın Muzaffer Bayazıt Beyefendi'yi hizmet teşvik alanında ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Efendim hoş geldiniz müdürümüz. Efendim Balya Kurşun Çinko işletmesinde üretim kapasitesinin arttırılması ve enerji tasarrufu projesi nedeniyle hizmet teşvik ödülü aldılar. Ersan Eczacıbaşı Endüstriyel Ham Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden üretim direktörü Bülent Paralı Beyefendi'yi alkışlarımızla alıyoruz efendim. Bülent Bey hoş geldiniz. Bir de hanımefendi geldi, onu da tanıyalım. Eczacıbaşı'ndan. Merhabalar, Seher ben. Yeraltı üretim uzmanı olarak çalışıyorum Esen'den. Ne kadar güzel. Siz yerüstü mü efendim? Yerüstü. Yerüstü. Yeraltı hepsi var diyorsunuz. Evet. Ve bir sonraki ödülümüz nereye gidiyor? Kurşun Çinko Madenciliği alanındaki yatırımları nedeniyle Meyra Mühendislik Proje ve Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden Kurucu Ortak Genel Müdür Sayın Sümeyra Eşgün'ü hizmet teşvik ödülü için sahneye alıyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Efendim, hizmet teşvik ödüllerini şu anda sahnemizde olan değerli abilerimize, hanımefendilerimize güzel ödüllerini vermek üzere de Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı mütevellisi İsmet Kasaboğlu'yu alkışlarımızla alıyoruz. Buyurun.
Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, sırada Ece yine hizmet ödülleri devam, değil mi? Ödülleri. 8. sayfa. Evet. Evet, devam ediyoruz. Alçı üretimindeki üstün başarıları nedeniyle alçı üreticileri adına Türkiye Alçı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kazım Emre Atışkan sahneye geliyorlar. Efendim yine hizmet ödüllerinde altın madenciliği alanındaki yatırımları nedeniyle Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden Proses Meteoroloji Danışmanı Metaloloji, yani metal meteoroloji değil metal, evet, Nursun Şirvancı'yı alkışlarımızda alıyoruz. Geçenlerde bir tanesi meteoroloji, evet. Arkadaşınızı da tanıyalım. Tuğba Can. Tuğba Hanım, siz ne görevdesiniz? Ben maden jeoloğum. Madenci? Maden jeoloğu, ne güzel. Siz efendim? Ben de proses metodoloji danışmanıyım. Proses ne anlamına geliyor hocam? Üretim anlamına geliyor. Ne güzel hocam. Evet, devam ediyoruz. Altın evet. Madenciliği alanındaki yatırımları nedeniyle TÜMAT Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden Genel Müdür Sayın Hasan Yücel geliyorlar. Biraz karıştık. Ödüllerimizi vermek üzere. Evet. İlk üç. Profesör Doktor. Evet. Erdoğan Yüzer. Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Danışma Kurulu Başkanı. Sahneye davet ediyoruz. Evet. Alkışlarımızı alıyoruz. Profesör Doktor Erdoğan Yüzer Beyefendi'yi alıyoruz. Değerli hocam. Evet, ortak veriyoruz efendim. İki tane hanıma. Evet. Erdoğan hocam son ödülünü de takdim ediyor. Erdoğan hocam, sizi ortaya alalım. Şöyle bir de toplu fotoğrafımızı alalım. Devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim, sağolunuz. Teşekkürler. Ve Çinko İzabe Tesisi yatırımı nedeniyle Lineer Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ozan Ataalp geliyor. Hizmet ödülleri dalında ödülünü almak üzere. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kömür madenciliği alanındaki yatırımları nedeniyle Polyak Eynes Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden hizmet ödülüne layık görülen Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Polat Beyefendi'ye alkışlarımızı alıyoruz. Hoş geldiniz. Altın madenciliği alanındaki yatırımları nedeniyle Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Batık Beyefendi geliyorlar. Hoş geldiniz efendim.
Cerattepe, Siirt, Madenköy ve Adıyaman bakır maden ve tesislerine yaptığı yatırımlar nedeniyle Eti Bakır Anonim Şirketi'nden yönetim kurulu üyesi Asım Akbaş Beyefendi geliyor. Deniz Efendi ödüllerini takdim etmek üzere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Hasan Hüseyin Erdoğan Beyefendi'yi tekrar sahneye davet ediyoruz. Sırada teşekkür ödülleri var. Madencilik sektöründe gerçekten hizmetleri olan teşekkür edeceğimiz değerli büyüklerimiz var, değerli kardeşlerimiz var. Madenciler Marşı'nı derleyip sunması nedeniyle benim de radyodaki programlarıma gelip, televizyonlardaki programıma gelip beni onurlandıran değerli yorumcu, aynı zamanda besteci Çilem Duman'ı alkışlarımızla alıyoruz. Sevgili Çilem, hoş geldin. Vallahi altın madeninin üzerine giymişken. Pırıl pırılsın. Evet. Ve ülke madenciliğine ve yurt madenciliğini geliştirme vakfına katkıları nedeniyle İstanbul Maden İhracatçıları Birliği adına Sayın Rüstem Çetinkaya'yı davet ediyoruz efendim ödülünü almak üzere. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Ülke Madenciliğine ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'na katkıları nedeniyle Altın Madencileri Derneği adına Yaşar Dağlıoğlu. Yaşar Bey hoş geldiniz. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer. Madenciler Marşı mı var? Tamam, söyleyelim. Evet, Serkan Bey'le, Eti Maden Genel Müdürümüz Serkan Keleşer'le şöyle güzel bir fotoğrafımızı çekelim. Görüşürüz. Evet. Evet. Şimdi de yine teşekkürlerimiz var. Ülke madenciliğinin gelişmesine yaptığı katkılarından dolayı efendim, Genel Müdür Yardımcımız Cevat Genç Beyefendi'yi alkışlarımızla alıyoruz. Burada yoklarmış şu an kendileri. Öyle Genel mi? Müdür Yardımcısı Sayın Bayram Arı Beyefendi geldiler. Hoş geldiniz. Bayram Bey hoş geldiniz. Ve yönetim kurulu üyesi olarak yaptığı hizmetler ve Türkiye madenciliğine katkıları nedeniyle Doçent Doktor Tolga Yalçın. Evet, alkışlarınıza sahneye davet ediyoruz kendilerini. Efendim uzun yıllar madenciliğe ve yurt madenciliğin gelişmesine Vakfına yönetim kurulu üyesi olarak yaptığı hizmetlerden nedeniyle efendim Doktor Selim Şenkal, Günay Şenkal. Günay Hanım. Günay Hanım hoş geldiniz.
ve uzun yıllar üniversite eğitimine ve madenciliğine ve yurt madenciliğini geliştirme vakfına yönetim kurulu üyesi olarak yaptığı hizmetler nedeniyle maalesef kaybettiğimiz bir ismi birlikte burada anmış olacağız. Çok sevdiğimiz, çok gurur duyduğumuz, onunla birlikte olmaktan, tanışmaktan, çok şey paylaşmaktan onur duyduğum hocam Profesör Doktor Orhan Kural adına. Evet, Orhan Kural'ımızı rahmetli anıyoruz. Ruhu şad olsun. Şöyle kuvvetlice bir alkışlıyoruz, evet, değerli hocamızı. Ve o sigaranın savaşını veriyordu. Madenin hakikaten insanlarda her şeyimizde olduğunu, yani çevrecilerle bunu da anlatıyordu. O çok önemli bir köprüydü. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Ruhu şad olsun diyoruz. Evet, ödülünü almak üzere Birinci Karaman. Yönetmenimiz. Evet. Bu arada bir şey sormak istiyorum yönetmenimize. Kaç yıl çalıştınız birlikte? 26. 26 yıl Orhan hocamla birlikte çalıştık. Çok şey öğrendim kendisinden. Yaşam ve Maden programını da Profesör Doktor Orhan Kural anısına hazırlıyoruz zaten. Ben eminim o şu anda ruhu burada ve hissediyor. Ona yakışır bir tören oldu. Güven hocama da çok teşekkür ediyorum. Orhan hocamı da unutmamış. Saygıyla anıyorum. Aynı zamanda teşekkür 180 ediyoruz. Ülkede seyyah olarak gezmişti sevgili Orhan hocam. Oradan getirdiği, biriktirdiği o materyaller vardı. Çok güzel şeyler. O kütüphane duruyor mu hala? Gezi evi duruyor, evet. Gezi evi. Bir de Gayrettepe'de vardı. Gayrettepe, Orhan Kural Gezi evi duruyor. Materyaller de içinde. Can Kurtaran'da bir yerimiz vardı. Orada duruyor tabii, Gezginler Derneği'ne ait. Orhan hocanın bütün anılarını yaşatıyor. Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Güven Önal hocamız ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bayram Arı ile beraber verecekler. Hocam ortaya alalım sizi şöyle. Evet. Ha. Onun da hatırası önünde saygıyla eğilerek. Evet. Evet. Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne madenciliğe yaptıkları katkılar ve madencilerin işlerini kolaylaştırdıkları için bir teşekkür ödülü takdim ediyorum Yurt Madencilik Vakfı adına. Genel müdürümüz burada değil, onun vekili olarak genel müdür yardımcımız Bayram Arı Bey'e vereceğim. Evet, Bayram Arı Bey'e güzel böyle plaketimizi de takdim ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hizmet ödülleri devam edecek. Devam ediyor, evet. Ülke Madenciliğini ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'na yaptığı hizmetler nedeniyle Sayın Erhan Aygün, acaba buradalar mı? O efendim? Zaman Ali Türkoğlu beyefendiye çok özür diliyorum. Çünkü tabii, kendileri yoklar. Tamam. Erhan Aygün, Sayın Ali Türkoğlu beyefendiyi tekrar sahneye rica edelim. Ben de İbrahim Alimoğlu'nu alıyorum sahnemize. Mevlüt Kaya herhalde gelememiş. Ve ülke madenciliğinin gelişmesine yaptığı hizmetler nedeniyle Genel Halim Bey, hoş geldiniz. Sayın Sabri Karahan geliyor. Hoş geldiniz. Vereyim. Evet, devam ediyoruz.
Evet, ülke madenciliğinin gelişmesine yaptığı hizmetler nedeniyle yine hizmet ödülümüzü Doktor Ali Vedat Oygür'e veriyoruz efendim. Ve o zaman kendisi yokmuş sevgili evet. Ececiğim. Onun yerine ne yapıyoruz? Bir başka arkadaşımıza bu ödülü takdim edeceğiz. Türkiye'nin ilk kadın maden mühendisi olarak eğitime ve ülke madenciliğine yaptığı hizmetler nedeniyle Profesör Doktor Işık Kumbasar sahneye geliyorlar. Efendim değerli hocam Profesör Doktor Güven Önal hocam yanımda. Türkiye'nin ilk kadın maden mühendisi olarak eğitime ve ülke madenciliğine yaptığı hizmetler nedeniyle Profesör Doktor Suna Atak hanımefendiyi sahneye davet edeceğiz ama kendisi şu anda olmadığı için Işık Hoca ödülünü alacak. Efendim size takdim edeceğiz. Ben müsaade ederseniz. Ülke Madenciliğine ve Yurt Madenciliğine Geliştirme Vakfı'na yaptığı hizmetlerden dolayı Profesör Doktor Gülhan Özbayoğlu'nu alkışlarımızla sahnemize alıyoruz. 11. sayfa. Evet, Türkiye Doğal Taş Madenciliğine katkıları ve Yurt Madenciliğinin Geliştirme Vakfı'na yaptığı tüm hizmetleri nedeniyle Profesör Doktor Sayın Erdoğan Yüzer geliyorlar. Türkiye'de altın madenciliğin başlamasını sağlayan, kararlarının alınmasında önderliği yapan Hüsamettin Özkan Beyefendi'yi alkışlarımızla alıyoruz hizmet ödülümüze. Alican Türkoğlu alacak bu abimizin yerine. Onu da Alican Bey'i de alkışlarımızla alıyoruz. Tekrar hoş geldiniz evet. Müdürüm. Evet, efendim, şimdi ödülleri vermek üzere değerli Profesör Hocam Güven Önal Beyefendi burada. Bir alkış gelsin yönetim kurulu başkanımıza. Ve yine bu güzel gecemizi gelip şereflendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Şeref Kalaycı'yı alkışlarımızda alıyoruz. Ve ödülleri takdim ediyorlar bu değerli iki profesörümüz. Sevgili hocam, sizi de şöyle alalım, bir güzel fotoğrafımızı alalım. Önce bir ortadayız. Sevgili meslektaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, son ödülü de ben veriyorum. O da Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımız Bakan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Şeref Kalaycı, madencilere yaptığı katkılar ve madencilerle çok...
çok yakın ilişkileri, yeni kanun hazırlanmasındaki gayretleri, şura ile ilgili gayretlerini göz önüne alan Yurt Madenizi Geliştirme Vakfı kendisine bir teşekkür plaketi vermeye karar verdi ve onu da beni onurlandırdılar vermek üzere. Buyurun. Evet. Ben de buyurun hocam. Başta Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Güven hocamıza, yönetim kurulu üyelerine, bu toplantıyı şereflendiren madencilik sektörünün siz değerli temsilcilerine hepinize çok teşekkür ediyorum. Hocama sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hepinize hep beraber inşallah. Daha nice törenlerde birlikte olmak dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Bakmayınız. Sayın dostlarım, hepinizi tanıyorum. Mikrofonu yaklaştıralım. Saygı duyuyorum, sonsuz saygılar duyuyorum. Bugün de gördük bir sunumda 5000 yıldır bakırın ışığını canlı tutan Eryani bakır topraklarında büyüdüm. 5000 yıl sonra Eryani bakır kapandıktan sonra da burada dünya çapında bir bakır yatağını bulmak bugün Sayın Bakanım sizlere nasip oldu, MTA'ya nasip oldu ve sayın dostlarımıza nasip oldu. Şimdi bu ışığı yanık tutmak ve oradaki kültürü yok etmek adına sizlerden istamımız var. O da bu bakırı yerinde değerlendirmek ve bu bakırı sonuna kadar kim değerlenecekse değerlendirsin, saygı duyarız ve bütün madenin insanları ve lazım insanları bu işin arkasında olacaktır. Ama arzuları bunun orada yapılması ve orada nihai ürün üretilmesi ve bu üründe oradaki sanayiye ve halkın sürdürülebilir kalkınma destek olması mabında orada üretilmesini arzu ediyorlar. Bu inşallah sizlere nasip olur. Çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Biz ilk kadın maden mühendisi olarak burada söylendik. Bu tamamen Atatürk'ün bize bağışladığı, bize sağladığı bir yoldur. Bu yoldan giderek görevimizi yapmaya çalıştık. İlk kadın maden mühendisi olarak mutluyum. Ben mutlu oldum ve öğrendim ki o zaman ilkmişiz. Sonradan öğrendik tabii bunları ve dünyada da ilkmişiz. Onu da sonradan öğrendik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Bugün altın o üzerindeki kıyafetiyle madenciler için yapmış olduğu o güzel şarkısıyla Çilem Duman geliyor alkışlarımızla ve hep birlikte madencilerimizin o güzel şarkısını dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sunum için. Öncelikle hem Fatih Bey'i size hem Ece'nin sizlere, değerli orkestramıza da. Uluslararası arenada birçok projede olan bir sanatçı olarak siz değerli maden camiasının bireyleri, üyeleri ve sayın bakan yardımcım saygılarımı iletiyorum efendim.
Sizlerin arasında bu güzel marşı hayat veren yorum ve ses olmaktan büyük bir onur duydum. Ama ben istiyorum ki, özür diliyorum, şöyle yukarı çıkacağım sahneye. Ödül alan bütün misafirlerimizi, üyelerimizi buraya davet etmek istiyorum. Lütfen hem bir fotoğraf da, ben söyledikten sonra sanıyorum bir fotoğraf karesi de alacağız bütün ödül alanlarımızla. Önce burada sahneye alabilir miyiz değerli misafirlerimize rica etsem? Canım canım, bu gecenin özel mimarlarından Sayın Güven Başkanım ve tüm yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Ödül alanları buraya sahneye doğru alabilir miyiz? Hep birlikte söyleyelim istiyorum bu marşı. Bütün maden camiasına armağanımız oldu efendim. Ben başlayayım isterseniz yavaşça. Selam ver selam.